İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Mandelio de Napul'daki etkinlikte Ararat Mirzoyan, Avrupa Birliği Ermenistan Cumhuriyeti için önemli bir ortaktır. Suriye ordusu tarafından kurtulan Han Şeyhundan ilk görüntüler. Fransa ve İngiltere G7 zirvesinde İran konusunda birleşik bir cepheyle bir araya gelmek istiyor. İsrailli yazarların Ermenilere karşı uygulanan soykırım konusundaki kitabı Türk medyasını kızdırdı. Varagabank'ın sponsorlara ihtiyacı var. Batı Ermenistan, 2. Dünya Savaşı'nda Provence'da karaya çıkarma yapmanın 75. yıl dönümü çerçevesinde geçen cuma günü Fransa ve Batı Ermenistan'ın bayraktarları Jean Khazarossian ve Vrej Abrahamyan'ın başkanlığında Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, savaş alanında şehit düşen cesur savaşçılar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan Mandelio de Napul'da bir anma törenine katıldı. Tören, Belediye Başkanı Sebastian Leroy'un onursal başkanlığında Mandelio de Napul Belediyesi ve Bayraktarlar Başkanı Jean-Jacques Guy tarafından düzenlendi. Belediye Başkanı'nın konuşması her zamanki gibi harikaydı. Sözlerini şöyle dile getirdi. Özgürlük tüketmek için bir değer değil, her gün mücadele gerektiren bir koruma değeridir. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki diplomatik görevini tamamlayan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Piotr Svitalski'yi 23 Ağustos'ta makamında kabul etti. Parlamento Başkanı, yıllar boyunca Ermenistan'ın gerçek bir dostu olduğunu kanıtlayan Büyükelçi'yle tekrar bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Ararat Mirzoyan, Büyükelçi Svitalski ile çalışmanın büyük bir zevk olduğunu da ekledi. Toplantı sonunda Parlamento Başkanı şunları doğruladı. Avrupa Birliği Ermenistan için önemli bir ortaktır ve Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa Birliği Anlaşması'nın nihai onaylanmasına ve ortak gündemin kalan diğer yönlerinde yeni başarılar kaydetmek için sürekli çaba göstermeliyiz. Suriye Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı daha önce gerici isyancıların kontrol altındaki Hama eyaletinin kuzeyindeki Han Şeyhun kenti ve bazı yerleşim yerlerini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Kurtarılmadan önce şehir gerici militanların İdlib'deki en önemli tutunma noktalarından biriydi. Ayrıca Suriye ordusu Hama ilinin kuzeyindeki Kafr Zeta, Al-Lataminu, Latmin ve Telfas gibi 4 köyü kurtardı. Suriye birliklerinin Murek'teki Türk birliklerinin gözetim noktasını kuşattığı ve engellediği bildirildi. Aynı zamanda basında çıkan haberlere göre Ankara, kuvvetlerini Kuzeybatı Suriye'deki herhangi bir gözetim noktasından geri çekme niyetinde değil. Fransa ve İngiltere G7 zirvesinde İran konusunda bir araya gelmeye niyetli. Reuters Ajansı, İngiliz diplomatik bir kaynağı atıfta bulunarak, Başbakan Boris Johnson ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen bir görüşmeye rağmen, Londra'nın İran'a olan yaklaşımını zor değiştireceğini söylediğini belirtti. Fransız yetkili, Avrupa üçlüsü ile İran arasındaki işbirliği sürdürmek önemlidir, dedi. Ancak İngiliz kaynağı, İngiltere'nin 2015'in İran nükleer anlaşmasının Tahran'ın bir nükleer silah alamayacağının en iyi garantisi olduğuna inandığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer anlaşmayı kurtarma vesilesiyle Cuma günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zafir ile bir araya gelecek. İsrailli tarihçiler Nenni Morris ve Dror Zeev'in birlikte yazdıkları 30 yıllık soykırım, Türkiye'deki Hristiyan azınlıkların yıkımı 1894-1924 başlıklı bilim araştırma kitabı 2019 yılının 24 Nisan tarihinde yayınlanmıştı. Buna Türk medyası da değindi. Ermeni Haber'in aktardığına göre kitap Harvard Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlandı. Kitapta Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin emriyle yaklaşık 4 milyon Ermeni, Rum ve Süryani'nin soykırıma uğratıldığı belirtiliyor. Kitabın yazarlarına göre pek çok Türk arşivleri kendileri için erişilmez oldu. Özellikle Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve Denetleme Arşivini kullanmak isteyen araştırmacıların talepleri yerlerine getirilmedi. Arşivin kapıları onlar için kapalıydı. Kitap 3 bölüme ayrılmıştır.
İlk bölüm 1894-1896'da yaklaşık 200 bin Hristiyan Ermenilerin katliamını, ikinci bölüm ise 1915'te başlayan ve soykırım olarak tanınan daha büyük sürgünleri ve katliamları içermektedir. Üçüncü bölümde ise hayatta kalan Hristiyanların, esas olarak da Rumların, Türklerin Kurtuluş Savaşı yılları olarak adlandırdıkları 1919-22 yıllarında sınır dışı edilmesi tarif ediliyor. Kitapta ayrıca 250 bin Süryani'nin kaderi de tartışılıyor. Batı Ermenistan'ın Van şehri merkezinden sadece 10 kilometre kadar uzakta Erek Dağı eteğindeki yere 7 kilise deniyor. 11. yüzyıldan kalma yapı bugün yukarı Bakraçlı köyünde bulunuyor. Varagavank Manastırı dönemin Vaspuragan Ermeni Kralı tarafından yaptırıldı. Manastır zaman içerisinde genişledi ve birbirine kenetli 7 kiliseden oluşuyor. 2011'deki Van depreminde zarar gören, önündeki kulesi yıkık halde olan Varagavank resmi bir restorasyon görmedi. Yıkılan kulenin kolonları yerde kapının etrafında duruyor. Duvardaki ustaca yapılmış freskler giderek daha da soluyor. Manastırdan sorumlu olan köyün imamının oğlu, manastırın bütünlüğünü devlet yardımı olmadan iyi durumda tutmanın zor olduğunu dile getirdi. Ona göre Varagavank'ın korunması için hayırseverlerin desteği gerekiyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Ulusal Akademik Akabella topluluğundan Gomidas'ın Galli Yerk adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.